ile çıkar. Farklı tarihlerde, çeşitli hapishanelerde hak ihlallerine uğrayan mahpusların bizzat vekilleri ve aileleri tarafından İnsan Hakları Derneği Van Şubesi'ne ve İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'ne yapılan başvurulara istinaden mahpuslarla görüşmeler gerçekleştirilmiş. Gerçekleştirilen bu görüşmeler neticesinde tespit edilen hususlar raporlaştırılmıştır. Rapor tarihi itibariyle Van T tipi kapalı hapishanesi, Van F tipi kapalı hapishanesi, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi, Patmos L tipi kapalı hapishanesi, Ahlat T tipi kapalı hapishanesi, Iğdır S tipi kapalı hapishanesi, Erzurum Dumlu 1 nolu ve 2 nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi, Erzurum H tipi kapalı hapishanesi ziyaret edilmiştir. Bu hapishanelerde toplam 22 mahpus ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Raporda görüldüğü üzere mahpusların en temel insan hakları dahi askıya alınmış ve mahpuslar üzerindeki tecrit en üst seviyeye çıkarılmıştır. Mahpusların hapishane koşullarında sosyalleşebilmesi, infaz sürelerinde sosyal ilişkilerden kopmamaları, bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından ortak alan faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulan mahpuslar, beden ve ruh sağlıkları için uzun süre veya süresiz sosyal yalnızlaştırmaya maruz bırakılmamalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahpusların hapishane koşullarında sosyalleşebilmesi, infaz sürelerinde sosyal ilişkilerden kopmamaları, bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından ortak alan faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulan mahpuslar, beden ve ruh sağlıkları için uzun süre veya süresiz sosyal yalnızlaştırmaya maruz bırakılmamalıdır. Pandemi ile birlikte başlayan süreçte mahpusların ortak alan faaliyetlerinin yaptırılmaması, mahpusların içine bulunduğu tecrit koşullarının ağırlaşmasına neden olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tamamen duygusal yalıtma ile birlikte bütünüyle sosyal yalıtmanın kişiliği tahrip edilmeyeceğini ve güvenlik veya başka gerekçelerle haklı gösterilmeyecek bir insanlık dışı muamele biçimi oluşturacağını belirtmiştir.